Karaca ailesinin herkesten gizlediği torunu ortaya çok çıktı. Çok yakında Hazal Karaca olacak o. Ya canım babaannem benim ya, bir tane. Zehra Karaca ile birlikte kameralar karşısına geçen Hazal Hanım aileyle şimdiden iyi ilişkiler kurmuşa benziyor. Beyrin Aksoy yeni dönemde... Bak sen bizim ufakla. Yerini sağlamlaştırıyorsun ha. Torununu nüfusuna alacak. Aferin sana. Ve Karaca soyadı bir aferin. Açıkladı. Abi. Gel aslanım. Bak etkinlik işe yaramış. Her yerde haber olmuşuz. Güzeldi tabii ama biraz abartıydı sanki. Berin Aksoy markasına yakışır bir şey oldu bence. Abi sana bir şey soracağım. Hayırdır? Ne bu ciddiyet? Sen Berin Hanım'la ne zamandır tanışıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu? Yani bugün de etkinlikte bayağı samimiydiniz, yakındınız. Ondan sordum. Dedim ya biz eski tanışırız, daha önce de beraber iş yaptık diye. Öyle tabii de. Yani şimdi birdenbire seni şirketin başına geçirdiğine göre seni çok iyi tanıyor, güveniyor demek. Asım sen neyi merak ediyorsun bir açık açık sorsana. Şimdi yaşadığımız olayları düşününce Haluk Bey'le bu kadar aran kötüyken Berin Hanım'la nasıl bu kadar iyi olabiliyor onu merak ediyorum. Kerim ben sana daha önce de söyledim. Yani Haluk farklı, Berin farklı. Benim Berin'le nasıl bir derdim olabilir? Şimdi de beraber iş yapıyoruz güzel güzel. Yani bir arada olmamız gayet normal bence. Doğru, haklısın. Ben de öylesine sordum işte. Ben kaçıyorum. Bak bundan almadın hiç. Çok güzel, dene lütfen. Ne kadar rahatsın. Hiç her an Kerim gelir diye tedirgin olmuyorsun yani. Gelmez o daha. İşi var. Hem gelse ne olacak ki? Yani iş arkadaşımla kahvaltı yapıyorum. Ne var bunda? Bu ne şimdi? Yurt dışı. Açsana. Efendim? Merhaba Berin Hanım. Ben avukat Mete Gürhan. Haluk Bey'in haberini yeni aldım. Başınız sağ olsun. Sağ olun avukat bey. Dostlar sağ olsun, sağ olun. Buyurun, bir şey mi vardı? Ben şu an yurt dışındayım. Ancak bilmeniz gereken bir konu var. Hemen haber vermek istedim. Nedir? Haluk Bey ölmeden önce bana bir vasiyetname bıraktı. Vasiyetname mi? Evet efendim. Bana geldi. Şirket vekillerinden ayrı olarak tüm bilgileri ve evrakları bana bıraktı. Gizli kalmasını rica etti. Tamam. Ne yazıyor? Ne diyor? Vasiyetnamede ne yazıyor? Genel olarak tüm mirasını Duru Aksoy'a bırakıyor. Bazı başka detaylar da var. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. O zaman yüz yüze görüşelim. Ayrıca bir de mektup var elimde. Duru Hanım'a teslim edilmek üzere. Tamam, hoşça kalın avukat bey. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bittik biz. Biz bittik. Bittik, biz bittik. Bir durur musun? Bir sakin olur musun lütfen? Olamam. Olamam, duramam Yusuf, duramam. Berin. Baksana sırf bana bırakmamak için her şeyi Duru'ya bırakmış. Berin. Eminim. Berin, eminim. Mektupta Melike'yi de yazmıştır kesin. Ya adam yaşarken cehenneme çevirdi hayatımı. Öldü gitti, ben hala kurtulamıyorum bundan. Kurtulamıyorum. Sakin, bir dur, bir nefes al. Ha şöyle. Vasiyetname daha açıldı mı? Yok. Duru'nun haberi var mı? Yok. Duru mektubu öğrendi mi? Hayır. Saklayacağız. Saklayacağız, tamam. Nasıl saklayacağız? Saklayacağız sevgilim. Duru'nun hiçbir şeyden haberi olmayacak. Hem avukat Duru'yu değil de seni aradığına göre var bir biteniği. Değil mi? Değil mi? Var yani, evet öyle. Berin'im, biz seninle bir yola çıktık. Ve o yolda yürüyeceğiz.
kimse önümüze çıkamayacak. Biz hayatımızı nasıl istiyorsak öyle yaşayacağız. Değil mi? Tamam, ben şimdi gideyim, Duru evde yalnız. Tamam mı? Haberleşiriz.